Tadilat esnasında bir takım malzemeler kullanılıyor. Bu malzemeler yapı malzemeleri ve tutuştuğu zaman çok çabuk hızla yayılan ve zehirli gaz üreten, boğucu gaz üreten malzemelerden oluşuyor. Bunlar öngörülebilir olmasına rağmen bir yangın çıkması halinde alınabilecek önlemlerin hiçbiri alınmamış. Özellikle toplumda, medyada şöyle bir algı yaratılıyor. Bir iş katliamı, bir iş kazası gerçekleşiyor ve bu olayda şu değerlendirmeler yapılabiliyor maalesef. İşçinin yaptığı şu hata sonucu, işçinin yaptığı şu yanlış sonucu çıkan iş kazası ya da büyük katliamlar gördük maalesef yakın zamanlarda. Burada bile birkaç işçinin veya birkaç yetkilinin sadece sorumluluğu üzerinden iş kazasının, iş katliamının tüm yükü o kişiye bağlanıyor. Şu atlanıyor her zaman. Yani aslında işverenin yasalara göre de bu iş sağlığı güvenliğini almada çok fazla yükümlülüğü var. Bu yükümlülükler yerine getirilmemiş olmasına rağmen maalesef basit meseleler üzerinden sorumlu işçi veya birkaç yetkiliden ibaret olarak gözetiliyor, görünüyor. Şunun tespitini iyi yapmak lazım. Bugün iş kazalarını, iş katliamlarını, iş cinayetlerini konuşmak istemiyorsak tüm sorumluların cezalandırılması gerekir. Bu tüm sorumlular kimlerdir? Sadece işveren değil. Bununla birlikte, işverenlerle birlikte iktidarın ve oradaki artık denetimden kim sorumluysa onların da bu sorumluluktan dolayı yargılanmaları lazım, cezalandırılması lazım. Bir iş katliamı gerçekleştikten sonra kamuoyunda kamuoyunun tepkisini azaltmak adına oradaki birkaç yetkili ve belki işveren sorumlu tutularak yargılanıyor. Ve bu yargılama maalesef çok olumlu da sonuçlanmıyor. Yani çok kısa tutukluluk süreleri oluyor. İlk celsede zaten serbest kalıyorlar. Ve %90'ı hatta daha yüksek bir oranda taksirle ölüme sebep olmaktan dolayı bir hüküm veriliyor. Biz bu iş katliamlarının taksirle değil, bilinçli olarak yapılmış şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ve hükmün bu şekilde verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Aileler tabii yani bu süreçte çok üzgünler, öfkeliler ve biz ailelerle birlikte yakın zamanda bir toplantı aldık, bir basın açıklaması yaptık. Ailelerin beklentisi şu: sorumluların cezalandırılması ve ailelerin öfkesi sadece işverene değil, hem belediyeye, hem iktidara, hem işverene ve hem de diğer sorumluların hepsine. İşçilerin, ailelerinin birlikte hareket etmesi çok önemli bu aşamada. Çünkü yakın zamandaki iş katliamlarında şunu gördük. Toplumun gazını almak üzere dediğim gibi, az önce ifade ettiğim gibi bir süre bir yargılama yapılıyor. Adeta bir tiyatro perdesi gibi görüyoruz zaten biz bunu. Sonrasında olaylar kapatılıyor. Ailelere işte kan parası veriliyor. Devlet başka teşvikler yapıyor. Ve aileleri bu konuyu konuşmamaları için gerekirse parayla, gerekirse başka yollarla susturuyor. Bizim çağrımız şu: ailelerin bu iş katliamı konusunda asla susmamaları gerektiğini, birlikte mücadele etmeleri gerektiğini ve ancak birlikte mücadele ederlerse sorumluların cezalandırılacağını bilmelerini istiyoruz.